Ne haber abi? Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki önümüzde belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçim sürecini yaşayacağımız, demokratik parlamenter sisteminin belki oylanacağı son seçimin olabileceği bir dönemin içerisindeyiz. Biz bu seçim atmosferine bu dönem için çok erken start verdik. Temmuz 2014'ten itibaren aralıksız İskenderun'un, Arsuz'un ve Hatay'ın bütün ilçelerini, bütün mahallelerini, örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, derneklerini, her tarafı karış karış gezerek 2015 seçimlerine dönük hazırlıklarımızı yoğun bir tempoyla devam ettiriyoruz. Hürriyet Mahallesi'nde siz sevgili dostlarımızla birlikteyiz. Bu anlamda çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Çünkü gerçekten şu anda ülkemizin faşist ve dikto özendiği bir yönetim tarafından yönetilmeye çalışıldığını, Türkiye'de birçok sahanın, ekonominin, eğitimin, adaletin, tarımın, köylünün, emeklinin, kısacası Türkiye'nin bütün sorunun, bütün sistemlerinin ciddi anlamda yara aldığını, sıkıntı içerisinde yönetilmeye çalışıldığını tanıklık ediyoruz. Hatay'ın bağlamında özellikle son 3 yıldır siyasi iktidarın yüklüğü yanlış dış siyaset nedeniyle Hatay'ın hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem kültürel anlamda son derece sıkıntılı bir süreç yaşamakta. Bu sıkıntılı sürecin hepsine biz bu bölgenin insanı olarak birebir tanıklık ediyoruz. Özellikle komşumuz Suriye'de, Irak'ta yaşanan bu çatışmalı sürecin yansımalarını biz burada esnaf olarak da, insan olarak da, köylü olarak da, çiftçi olarak da ciddi anlamda sıkıntılı bir şekilde yaşamaktayız. Siyasetçiler olarak her yerde Hatay'da birlik beraberliğe, barışa, kardeşliğe vurgu yaptık. Siyasetçinin oy devşirme uğruna asla ve asla toplumun barışını, huzurunu zedeleyecek davranışlar ve söylemlerde bulunma lüksüne sahip olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bağlamda siyasetçi mutlak surette her zaman ve her yerde barış dilini kullanmalı. Biz buna, bu söylemimize özellikle vurgu yapıyoruz. Çünkü biz Hatay'da 1,5 milyon insanla biriz, beraberiz. Her şart ve koşulda kardeşçe, sevgi içerisinde, huzur içerisinde yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Burada bu atmosferi ben çok net görüyorum. Çünkü bu toplantının içerisinde yer alan siz sevgili dostlar bile Hatay'ın çok güzel bir kompozisyonunu oluşturuyorsunuz. Bu kompozisyonun devamını her zaman için diliyor. Bunun devamı için de biz siyasetçiler olarak elimizden gelen her türlü özverinin, gayretin ve çalışmanın içerisinde yer alacağız. Hatay'ımız ve Hatay'lı insanımız bu kadar engin hoşgörüsüne, zengin potansiyeline sahipken, hizmetlerin en iyisine layıkken bunları görememiyor olmanın biz hepimiz Hatay'ın vatandaşı olarak sıkıntılarını yaşıyoruz, mutsuzluğunu paylaşıyoruz. Bunun adına mücadele, bu eksikliği giderme adına Hatay'da Hataylıların gür sesi, yüreğinin eferi olmak için sahaya indik. İnşallah eğer yetki verir ve milletvekili olursa bu konudaki eksikliği Hatay nezdinde çok güçlü bir iradeyle, savaşçı bir ruhla yerine getireceğimin sözünü sizlere veriyorum. Yani en kalitesini düşünüyordu Hatay. Şu anda o sadece yerler nedeniyle tamamen perişan vaziyette. Emeklilerimiz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Çiftçimiz keza aynı şekilde. Öğrencilerimiz öyle. Türkiye'de özellikle son bir ay içerisinde iş güvenlik yasası diye bir yasa çıkarıldı. Olağanüstü derecede tehlikeli, tamamen insanların özgürlüğüne, demokratik hakkına neredeyse ciddi anlamda tehlike ve sekteye uğratacak nitelikte hakkınızı, hukukunuzu savunamayacağınız bir pozisyona sokulduğu ve ülkenin neredeyse diktanın canlı bir şekilde yaşam sürmeye başladığı bir sürecin Türkiye'ye bundan sonra yaşatılmak istendiğinin arifesinde yaşıyoruz. Bu alanda
Bundan sonraki süreçte hakikaten çok daha büyük sıkıntıların yaşanacağını düşünüyoruz. Çünkü adalet mekanizmasına baktığımız zaman neredeyse hiçbirimizin artık adalete derece inancı ve güveni kalmadı. Eğitim sistemine baktığımız zaman eğitim sistemi son 12 yılda 5 tane bakan değişti. Sistem 10 defa değişti. Eğitim sistemi yaz boz tahtasına döndü. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz, çocuklarımız 1 yıllık, 3 yıllık emeğinin karşılığını alma noktasındayken sınav soruları çalınıyor, birilerine peşkeş çekiliyor ve bu insanların, bu gençlerimizin gelecekleri ellerinden gasp ediliyor. Neresinden tutarsanız elimizde kalacak sıkıntılı bir ülke yönetiminin olduğunu gözlemliyoruz. Hepimize ciddi anlamda görevler düşüyor. Bu konuda hepinizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bilinçli, aydın, yurtsever bütün dostlarımızın, bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceğini, çünkü bu sistemin sadece padişahlık sultanlığı getirmeyi bırakın, bu ülkenin belki de bölünmesinin ön adımını da oluşturacak. Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, bu ülkenin bütün renkleriyle barış içerisinde, kardeşçe, huzur içerisinde, bu ülkenin bir karış toprağının ayrılmamasını dileyerek mücadele vereceğiz ve bundan sonraki sistemde de, bundan sonraki süreçte de bunun idamesi için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında sevgili dostlar, birlik beraberliğimizin, barış ve huzurumuzun teminatını kesinlikle sizlere vereceğiz. Çünkü bizim burada temel değer yargımız, temel hedefimiz insandır. İnsana dönük yatırım yapacağız.